morning. Yokuvera günaydın. I'm very honored to greet you before you leave the Holy Land. Siz kutsal topraklarımızdan ayrılmadan önce size selamlarımızı iletmek benim için bir onur. I have been friends of David Pelegi and Mike Niebuhr and the brother Homer Lanier for 25 years or so. Ben 25 yıldır David Pelegi ve Mike Niebuhr ve Homer Lanier kardeşin arkadaşıyım. And supporting the freedom of religious and activity in the Holy Land, especially for the Christian people. Kutsal topraklarda inanç özgürlüğünü destekliyorum ve etkinlikleri destekliyorum, özellikle Hristiyanların. I heard about your trip with David and learning the Bible and the Holy Land together. Sizin David'le yaptığınız yolculuk hakkında haberim oldu. Hem kutsal topraklar hakkında hem kutsal kitap hakkında öğreniyorsunuz. And I'm glad that you had the opportunity to see Israel for yourself. Kendiniz için İsrail'i görme fırsatına sahip olduğunuz için ben mutlu oldum. You know, they say, many people say, this is the end of Christianity in the Middle East. Bildiğiniz birçok kişi der ki, bugünler Hristiyan son günlerini görüyor Orta Doğu'da ötesinde. I know, it's frightening. I do. Bugün ben de anlıyorum, korkutucu bir düşünce. But many articles and many indications about the narrowing down of the Christian communities in the Middle East, except one place, here. Ve çoğu yazıyı okuyabilirsiniz ve makaleyi okuyabilirsiniz. Orta Doğu'nun birçok bölgede Hristiyan toplumu daralıyor ve kovuluyor. Bir tek istisnayla o da burası. The Christians in Iraq. Irak'taki Hristiyanlar have narrowed down from 1.5 million about 15-20 years ago to 200,000-300,000 people only today. Öyle azaldılar ki 15-20 sene önce 1.5-2 milyon kişi varken bizim günümüzde 250,000 kişi var. So it's sad. Bu çok üzücü bir şey. But you are in the city of God. Ama siz Tanrı şehrindesiniz. In the city of the most safe place for Christians